Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Kardeş ve dost türkiye Afganistan'la başlayalım. Afganistan Türklerinin kalesi Cevizcan'da yani Raşit Dostum'un kalesi olarak bilinen bölgede Cevizcan vilayetinin düzinelerce sakini T zorla kazanamaz sloganları atarak miting düzenledi. Profesör Doktor Ömer Kul kimdir derseniz, Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, benzer şekilde bir üniversitede profesör olarak çalışıyor. Kendisi Pakistan ile olan ekonomik ilişkiler ve sınır güvenliğimiz için T'ye destek vereceğiz şeklinde Çin'in açıklamasını paylaşmış. Rusya ise ABD'nin Afganistan'dan apar topar çekilmesinin zamanlamasını yanlış buluyor. Orta Asya karışacak desek abartmış olmayız değerlendirmesi yapılmış. Burada ben kendi yorumumu söyleyeyim. Bence ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin temel sebebi buradaki Afganistan'daki olayların daha sonrasında Özbekistan ve Tacikistan'a sıçrama ihtimali dolayısıyla Çin'in Kuşak ve Yol projesinin riske girmesi olarak değerlendiriyorum. Şahsen ABD'nin tamamen Çin sebebiyle çekildiğini düşünüyorum. Bu tabii ki de benim yorumum. Şunu söyleyelim ABD tabii ki de Afgan halkına en büyük zarar veren ülke. Bu konuda zaten hemfikiriz. Çin'le ilgili bir değerlendirme yapılmış. Bugüne kadar Çin, Afgan politikasını yürütmek için büyük ölçüde Pakistan'a güvendi. T'nin gelecekteki siyasi rolünden pek rahatsız olmayan Çin, ABD'nin çıkışından sonra Afganistan'da istikrarsızlık olasılığından korkuyor. Pekin'in muhtemelen T'nin hakim olduğu bir rejim tarafından yönetilecek olan ABD sonrası Afganistan'daki birinci endişesi, Uygur Türklerinin ve Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin bölgede güvenli bir sığınak bulabileceğidir. Tabii ki de bu haber kaynağında Uygur Türkleri değil Uygur ayrılıkçıları şeklinde skandal ifade kullanılmış. Tüm bölge ülkeleri Afgan ittifakına kapsayıcı bir siyasi çözüm fikrini desteklese de ne Çin ne de başka bir ülke istikrarı sağlamak için bölgesel bir müdahaleye öncülük etme arzusuna sahip değil. Bu nedenle Çin, Amerika'nın Afganistan'dan çıkış ilanına bir tedirginlik duygusuyla yanıt veriyor. ABD'nin Afganistan'daki varlığının büyük ölçüde yıkıcı olduğu düşünülse de ani çıkışın Çin için fırsatlardan daha fazla zorluk oluşturması muhtemel. Wang yani Çin Dışişleri Bakanı Mayıs 2020'de 13. Ulusal Halk Kongresi'nin 3. oturumunda Amerikan birliklerinin geri çekilmesinin Afganistan'ın veya bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarına zarar vermeden sorumlu bir şekilde devam etmesi gerektiğini söylemişti. Diğer haberlerimize bakalım. Yine Afganistan'la ilgili tabii ki de haberlerimiz var. Öncelikle onları Atlamayalım Onlardan bahsedelim. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani kabine toplantısında anlaşma ve teslim olma iradesi yok, haysiyetle yaşıyoruz ve bugün gurur kararlılık günüdür şeklinde açıklamalarda bulundu. Önemli gelişmeyi söyleyelim. Bağdis vilayetinde 900 asker teslim olunca şehir düştü. Bir yandan da teslim olmayan askerler ve polisler arasında mücadelenin şehir içinde devam ettiği de belirtilmiş. Böylece Afganistan'da ilk şehir merkezi düşmüş olduğu önemli olarak görülüyor. Dediğimiz gibi zamanla her yerin düşmesi bekleniyor. Zaten Afganistan ordusu da direniş göstermiyor. Afganistan ordusu neden direniş göstermiyor derseniz Afganistan ordusu da Afganistan'daki artık usulsüzlüklerden bıkmış durumda. Burada hükümete karşı tepki var. Yine yeteri kadar destek sağlanamıyor. Dolayısıyla halk da artık ne olacaksa olsun bir an önce bitsin kafasında bu şekilde teslim oluyor. Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı Rus Barış Gücü'nün kontrolü altındaki bölgeden Azerbaycan ordusuna ateş açıldığını bildirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan'ın açıklamasını tekzip etmişti. Bugün hükümete yakın medya, Rusya'ya eleştiri mahiyetinde makale yayınladı şeklinde bir haber paylaşılmış. Şunu söyleyelim açıkça konuşmak gerekirse eskiden Azerbaycan'la ilgili genellikle hükümete yönelik Rusya yanlısı şeklinde sık sık paylaşım yapılıyordu. Bu herkes tarafından bu şekilde iddialar vardı fakat son zamanlarda artık Azerbaycan hükümetinin gerekse Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan Azerbaycan'ın özüne döndüğünü görüyoruz. Sovyetlerden kalan Rusya hayranlığı neredeyse yok olma noktasına gelmiş durumda. Örneğin dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı da geçici olarak konuşlanan Rus askeri cümlesini vurgulamıştı internet sitelerine yaptığı açıklamada. Bunu da hatırlatalım. Diğer haberimiz 6 Temmuz 2021'de Cengiz Armetov'un eserleri Cemile, Elveda, Gülsarı ve Deniz Kenarında Koşan Benekli Köpek kitaplarının Pakistan için Urduca diline çevrilerek yayınlandığı belirtiliyor. Bu şekilde Kırgızistan'ın Pakistan Büyükelçiliği tarafından bir paylaşım yapılmış. Yine Özbekistan'ın 1 Ağustos'tan itibaren tüm sokak tabelalarını kendi diline çevireceğini belirtmiştik. Özbekistan Latin alfabesine geçmeyi hızlandırmış durumda. Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov ülkenin bağımsızlığının 30. yıl dönümü hazırlığı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tam Latin alfabesine geçilmesi tarihinde talimatını verdi. Özbekistan'da yeni öngörülen Latin alfabesi ve harflerinde Özbek alfabesinin Azerbaycan alfabesinden bir harf eksik olduğu ifade ediliyor. Ancak genizden gelen N harfi eklenmiş hayırlı olsun şeklinde paylaşılıyor. Azerbaycan tarafından yapılan duyuruda Bakü'nün Ekim ayında Azerbaycan Türkiye Enerji Forumu'na ev sahipliği yapması planlanıyor şeklinde bir paylaşım yapılmış. Ülkemiz Türkiye'nin yardım kuruluşu TİKA Pakistan Karaci'de gençlere yardımlar yapmaya devam ediyor. Burada sporla ilgili bir yardım yapılmış. Diğer haberimiz, Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Suriye konulu 16. Astana görüşmeleri için Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bir araya geldi. Garantör ülkeler görüşmeleri Türkiye saatiyle sabah saat 7'de ikili ve üçlü teknik toplantılarla gerçekleştirdi. 16. .'si düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinde Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlık yapıyor. Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi... Alexander Lavrentev, İran'ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asker Hacı'nın temsil ettiği toplantılarda Suriye rejimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan ve askeri muhalefet yetkililerinden Ahmet Tuma Başkanlığı'nda heyet katılıyor. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın da katıldığı görüşmelerde Irak, Ürdün ve Lübnan gözlemci statüsüyle yer alıyor. Diğer haberimiz RT'nin haberine göre İngiliz savaş gemisi olayının ardından Moskova Karadeniz sınırlarını ihlal edecek bir sonraki yabancı gücün burnuna bir yumruk yiyeceği konusunda uyarmış bulunuyor. Ülkemizin son dönemlerde yaptığı feto operasyonlarını görmektesiniz. Bu yıl itibariyle yapıldı. Baktığımızda neredeyse hepsinin dost ülkelere kaçtıklarını görmekteyiz. Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti Ukrayna'ya kaçılmış. Fakat dediğimiz gibi MIT bunları paketliyor. Diğer haberimiz sıcaklığın 60 dereceyi bulduğu Cezayir Sağra Çölü'nde baygın halde bulunan deve. Su veren tanker sürücüsünün videosu paylaşılmış. Evet dostlar çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Hoşçakalın.